Evet arkadaşlar, yeni konumuz ismin çoğul hali. Çoğul hali nasıl oluşur? Hep beraber izleyelim. İlk önce iril cinsine bakalım. Evet, iril cinsi sessiz harfli biter genellikle. Yani stol, student. Çoğulda bu kelimelerin sonunda ı harfi gelir. Stol, stalı. Dikkat! Eğer kelimenin sonunda K, G, H, J, Ş, 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 Ç harflar olursa o zaman bu harflardan sonra gelen i harfi olacak. Yani vraç, vraçi. Evet, şimdi de bildiğimiz gibi eril cinsi aynı zamanda yumuşak harfli bitebilir. Yani mehkiznakla bitebilir ve i harfli bitebilir. Bu durumda çoğulda bu harflar yerine i harfi gelecek. Yani örnekleri bakalım. Partfil mekiznakla bitiyor. Çoğullarda mekiznak yerine i harfi gelecek. Böylece Partfeli, müzey i harfla bitiyor. Çoğullarda i harfi yerine i harfi gelecek Muzeyi Evet, bunlar eril cinsiydi. Şimdi dişil cinsindeki durumu hep beraber bakalım. Dişi cinsinin kelimeleri normalde biliyoruz a harfla bitiyor. Böylece a harfin yerinde çoğularda ı harfi gelir. Mesela maşına, maşını A yerine ı harfi geldi. Fakat daha önceki gördüğümüz eril cinsindeki durumları K, G, H, J, Ş, Ş, Ş ç harfleri görürsek dişil cinsindeki o zaman yani er, k, g, g h, j, ş, ş, ç harflardan sonra a harf geliyorsa o zaman a harfin yerine i harfi gelecek. Yani örneklerde kniga, bakın burada Aile bitiyor fakat G harfi önce geliyor. Aynı buradaki durumlardanki gibi. Kniga tekilde çoğullarda knigi olacak. Burada G harften sonra I harfi geliyor. Ruçka, ruçki. Burada A'dan önce K harfi geldiği için Burada çoğularda K harfinden sonra İ harfi geldi. ruçki Evet. Şimdi de dişil daha önce bildiğimiz gibi hem ya harfi hem mezkiznakla bitebilir. Bu durumda ya ve mezkiznakla biten dişil cinsin kelimeleri çoğulda ya ve mekiznak yerine i harfi gelir. Yani Simya, semyi. Burada ya harfin yerine i harfi geldi. Dikkat edin. Simya, ya üzerine gelen vurgu çoğullarda ilk hece üzerine geliyor. Semyi, semyi. Rol, roli. Rol sonunda mehkiznak. Mekiznak çoğularda i harfle değişti. Roli. Evet. Şimdi de nötr cinsini geçtik. Nötr cinsi biliyoruz ki ya o ya da y harfle biter. O harfle biten nötr cinsin kelimeleri çoğularda a harfi dönüşür. Yani akno o harfli bitti. Çoğularda okna oluyor. Yani o harf yerine a harf geldi. Dikkat edin. Ama burada vurgu durumu da değişiyor. Akno vurgu ikinci o üzerine geliyor. Akno çoğularda vurgu ilk hece üzerine geliyor. Okna oluyor. Bir de Y harfle biten nötr kelimeleri çoğularda Y ye yerine ya gelir. Yani more, more, ore, more. Sonunda Y harfi çoğularda maria olur. Yani burada Y harfli ya harfi dönüştü. Ve maria vurgu ya üstüne geldi. Maria. Evet. Bakalım bunlar nasıl tekilden çoğula dönüşebiliyor. Önce erilleri bakalım. Student. Student. Student tekil. Student çoğul. Slavar. Mekiz nakla bitiyor. Tekil. Slavari, mehkiz nak, tan, i harf oldu. Slavari, muzey, muzey, çoğularda müzeyi, müzeyi i harfi, i harfle değişti. Park, park, çoğularda parki, parki. Burada ne oldu? Burada K harfi olduğu için sonu i geldi. K harfi yüzünden. Vraç. Vraç. Vraçi. Vraçi. Burada da Ç harfi olduğu için sonu i ile bitti. Şimdi de deşil cinsine bakalım. Komnata. Komnata. Komnatı. Komnatı. Komnatı komnatı. Buradaki tekilde a ile bitiyor. Çoğuları ı ile bitiyor. Simya. Simya. Sonu ya. Semyi. Semyi. Sonu i harf geldi. Çünkü burada ya harfi vardı. Bloşit. Bloşit. Çoğularda bloşidi площади. Burada meki yerine i harfi geldi. Sumka. Sumka. Çoğularda sumki. Sumki. Burada k harfi olduğu için çoğulda k'dan sonra i geldi. Daça. Daça. Çoğularda Dâçi, da, daçi ç harfi yüzünden a, yer, a yerine i geldi. Evet, nötr cinsine bakalım. Akno, akno, çoğularda okna, okna, burada vurgu da değişti, o üzerine geldi. More, more, çoğularda mara. Maria ya üzerine vurgu geldi. Evet. Arkadaşlar bizim dilimizde mutlaka bir istisna vardır. Burada da özel durumları hep beraber bir izleyelim. Bazı kelimeler bu bizim daha evvel şimdi gösterdiğimiz kurallara ait olmuyor. Onun için onları mutlaka ezberlememiz gerekiyor. Nedir bu kelimeler? Bakalım. Gorot. Gorot. Çoğularda grada. Grada. Dom. Dom. Çoğularda dama. Dama. Dikkat edin. Burada vurgu a üzerine geliyor. Eğer doma dersiniz yanlış olur. Bambaşka bir anlam çıkıyor. Onun için vurguya da lütfen çok dikkat edin. Dama. Dama. Pasport. Pasport. Çoğularda pasporta. pasparta Görüyorsunuz burada da vurgu son hece üzerine geliyor. Uçitil. Uçitil. Mehkiz nakla bitiyor. Uçitila. Uçitila. Burada ya geldi. Glas. Glas. Çoğularda glaza. Glaza. Брат. Брат. Чоуларда. Братья. Братья. Стул. Стул. Чоуда. Стулья. Стулья. Друг. Друг. чолда Друзья. Друзья. Сын сын, Чоуларда дикатле, сыновья, сыновья, бурда да вургу я гелиор, гиляй, ребенок, ребенок, чолда дети, дети, вам башкаберкелеме, человек, человек, чолда люди, люди Doç, Доч. Doç. Çolda. Doçeri. Doçeri. Evet. Bazı isimlerin çoğulların formunda vurgu gene değişiyor. Bir bakalım nedir? Sistra. Sistra. Çolda. Sostri. Sostri. Strana. Strana. челда страны страны место место челда места места дело дело челда дела дела. База базы, кемеремиз да var. херзаман. are чол оларак kalır Nedir bunlar? Bir bakalım. Çısı. Çısı. Bu kol ya da duvar saati her zaman çoğu kalır. Açki. Açki. Bu gözlük anlamına geliyor. Dengi. Dengi. Para. Brüki. Brüki. Pantolon. Evet arkadaşlar. işte böyle. Biz bugün burada nokta koyuyoruz yeni konuyla yakında görüşmek üzere.